Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Umarım Galatasaray Nou Camp'tan iyi bir sonuçta ayrılır. Galatasaray'da bu turu geçmek elbette ki moral motivasyon açısından camiayı çok yukarı taşıyacak ve Burak Elmas'ın belki de 26 Mart'taki bu ayın 26'sındaki Mali Genel Kurul'da başarılı bir biçimde idari açıdan ibra edilmesini sağlayacak. Her açıdan kulübün ve mevcut yönetimin geleceğini etkileyecek bir karşılaşma bence, ama tabii ki zor. Barcelona bugün karşısına çıkaracağınız herhangi bir takımı rahatlıkla yenebilecek nitelikte bir takım ve %24 oranında gelişim gösterdi. Bitti denilen oyuncuların, gönderilmesi gereken oyuncuların kazanılması, oyunu daha hızlı oynayabilmeleri, elbette ki kapasitesi, yani pas trafiğini sağlamakta ortaya koyduğu kapasite ve bunun arttırımı konusunda Xabi çok önemli işler yaptı. Dembele'yi kazandı. Luke de Jong bitti, gönderilmesi gerekir. Bir an önce kiralık sözleşmesi feshedilsin denirken onu kazanmayı başardı. Yan topta onu iyi kullanıyor vesaire vesaire. Zaten genç oyuncular başta Pedri olmak üzere Araujo, onların performansını yukarı taşımaya başladı ve takım açısından da takım oyunu açısından da önde. Ama Galatasaray'ın da her zaman söylediğimiz gibi Avrupa'da kazanma geleneği var. Avrupa'da iyi oynamaya direnme geleneği var. Ben buna güveniyorum. Gündelik performanslarında iyi olması durumunda ki bugün bazı genç oyuncuların potansiyellerinin üzerine çıkması lazım. Berkan gibi, Taylan gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi bu durumda Galatasaray'ın iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak Gabi Pozzo, Atletico Madrid'in izleme ekibi direktörü ve İtalyan sportif direktörü Atletico Madrid'in Andrea Berta'nın yardımcısı Nou Camp'ta Galatasaray'dan Kerem ve Çıkaldağ'ı izleyecekmiş. Özellikle Kerem'i izleyecekler. Tabii Kerem'i uzun süredir Atletico Madrid'i izliyor. Bakalım Kerem'in performansı ne olacak? Kerem gerçekten elit liglerde, Atletico Madrid gibi çok büyük bir kulüpte oynayabilecek nitelikte ise bunu ispat etmek zorunda bu akşam. O yüzden Kerem'e büyük bir sorumluluk düşüyor. Ön bölgede Barcelona'yı gafil avlayabilecek oyuncuların başında bence Kerem geliyor hızıyla. Kısa alanda mesafeyi kat edebilme kabiliyetiyle bunu Barcelona gibi büyük bir takım karşısında da gösterirse o zaman gerçekten Atletico Madrid onun transferi üzerinde ciddi ciddi düşünecektir. Hiç kuşku yok ki. Çıkaldağ ile ilgili İspanyol basında haberler var. Yani Çıkaldağ'ın da Atletico Madrid tarafından takip edildiği, izlendiği yönünde, ama ben emin değilim. Sadece bu bir iddia, ama Kerem'le ilgili birkaç yerden doğrulattım. Atletico Madrid'de iyi bilgi aldığım kulüplerden bir tanesi doğru. Atletico Madrid onu izleyecek. Başarılar diliyorum Galatasaray'a ve tek tek tüm oyunculara. Umarım Galatasaray istenilen bir sonuçta Nou Camp'tan ayrılacak. Galatasaray'ın gündeminde Giresunspor'da forma giyen stoper Kolombiyalı Alexis Perez var mı? Ben Galatasaray'ın gerçekten bu futbolcuyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Onun bir açıklaması oldu. İşte Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Haziran'da sözleşmem bitiyor ama maçlara kanalize oldum. Giresunspor'dan başka bir şey düşünmüyorum diye. Elbette ki futbolculara bu iddiaları sorarsanız futbolcunun vereceği muhtat yanıt da budur. Başka bir şey diyemez, ama ben Galatasaray'ın daha yüksek profilli bir Marcano satılması durumunda daha yüksek profilli bir stoperi kadrosuna katacağı kanaatindeyim. Iñaki Peña dün basın toplantısında güzel bir söz söyledi. Dedi ki Barcelona çok büyük bir kulüp ve favori olarak gözükebilir ama biz de buraya Nou Camp'ın tribünlerini izlemeye gelmedik dedi. Bu çok önemli bir şey. Yani biz buraya seyretmek, Barcelona oynasın biz de işte ayak uyduralım bir şekilde bu maçı bitirelim anlayışıyla gelmedik. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz de çok büyük bir kulübüz ve Türkiye'nin en büyük, en başarılı kulübü olarak buraya geldik. İyi bir temsil örneği vermek istiyoruz dedi. Olması gereken bu. Doğru bir açıklama yaptı. İyi bir felsefeye sahip, ama bu maçlar için Iñaki Peña yeterli mi? Bundan emin değilim. Çünkü formda en iyi döneminde bir Muslera'ya gerçekten bu akşam Nou Camp'ta çok ihtiyaç vardı Galatasaray'dan, ama Iñaki Peña oynamayı hak ediyor. Uzun süredir Türk Ligi'nde oynadığı maçlarda elinden geleni yapıyor. Kale onun olacak. Dün zaten Torrent bunu söyledi. Arda Turan'ın kadroda olmaması bence büyük bir talihsizlik. Arda keşke fizik durumunu birazcık daha ileriye taşıyabilseydi de maç kadrosunda böyle bir akşamda eski takım Barcelona'ya karşı forma giyebilseydi Arda için de çok anlamlı olurdu ve Barcelona'da bence Luis Enrique döneminde haksızlığa uğradı. Oynatıldığında iyi oynadı ama buna rağmen sürekli oynatılmadı. Bunun karşılığı bir futbolu da gösterebilirdi Galatasaray formasıyla Arda Turan olmadı. Bununla birlikte Arturo Vidal'in Şilili futbolcunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Inter'den ayrılacak çok parlak bir Inter dönemi geçmiyor onun adına. 34 yaşında bu futbolcu Galatasaray'ın yaşı ilerlemiş futbolcularla Torrent'te çıktığı yolda ve oluşturduğu projede 34 yaşındaki futbolcularla ilgileneceği kanaatinde değilim. Bir spekülasyon bu çıktı. Bazı takımlar peşinde Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Arturo Vidal'i istiyor, Vidal'i istiyor şeklinde haberler çıktı, ama ben bunun da doğruyu yansıttığı kanaatinde değilim. Eğer bu yönetim devam ediyorsa, eğer Torrent başarılı olmuşsa Galatasaray'da devam ediyorsa Luis Campos'un direktifleri,
operatör olarak kullandıkları ve sportif direktör olarak atadıkları Pasquale Sensibile'nin operasyonlarıyla Galatasaray genç, gelecek vadeden 30 yaş altı oyunculara yönelecektir. Bence Galatasaray önemli ölçüde transfer yapacak. Bazı oyuncularını da gönderecek. Eğer Kerem iyi maçlar yaparsa Barcelona'ya karşı Kerem'in Atletico Madrid'e transferi söz konusu. Marco Ayu isteyen İtalyan takımları var, bunu biliyoruz. Ve sürpriz ayrılıklar da gerçekleşebilir Galatasaray'da. Ama bu ayrılıklara rağmen tutup da 34 yaşındaki Arturo Vidal'e geçmişinden dolayı Bayern ve Barcelona geçmişinden dolayı Galatasaray yatırım yapmayacaktır. O bakımdan ben bunun spekülasyondan ibaret olduğunu, Galatasaray'ın ne Giresunspor'daki Alexis Perez ne de Inter'de forma giyen Arturo Vidal'le ilgilendiğini düşünüyorum. İlgilenmiyor. Bu arada Galatasaray'ın Beşiktaş'ta oynayacağı derbiye Atilla Karaoğlan atandı. Nasıl bir hakem bilmiyorum. Çok fazla yönettiği maçlarla ilgili hafızamda kalan şeyler yok ama bu 13 hakemin Süper Lig'deki görevlerinden alınmış olması, bunun radikal bir karar olarak değerlendirilmesi, kimilerine göre zamanlama açısından hatalı bulunması, kimilerine göre anlamsız bulunması, ki Göksel Gümüşdağ Başakşehir Kulübü Başkanı diyor ki anlamsız, anlayamadım, sormak istediğim sorular var diyor. Elbette ki bu yaklaşım Göksel Gümüşdağ'ın Merkez Hakem Kurulu kararlarına ya da atamalarına müdahale ettiği yönündeki iddiayı güçlendirebilecek ya da bu iddialara yorum teşkil edebilecek nitelikte bir açıklama ve tutum. Diğer taraftan işte Çaykur Rizespor Başkanı doğru olmuştur, radikal bir karar verilmiştir diyor. Beşiktaş aynı tutumda vesaire vesaire. Bütün bunların gölgesinde Atilla Karaoğlan'ın baskılardan uzak bildiğini, gördüğünü çalan bir yönetim göstermesi çok önemli. Eğer Atilla Karaoğlan bu derbide, Galatasaray Beşiktaş derbisindeki çok kritik her iki takımda taraftarına moral vermek, ligdeki durumu düzeltmek adına başarılı bir sonuç almak zorunda derbiden doğru kararlar veremezse, iyi bir hakemlik performansı gösteremezse, bu 13 hakemin görevden, Süper Lig'den azledilmesiyle ilgili, tasfiyesiyle ilgili karar çok daha fazla su götürür, çok daha fazla üzerinde tartışılır. Bence Merkez Hakem Kurulu da duramaz. Bunun bir sonraki aşaması da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda artık bu görevi devredeceği ve bir seçim kararı alacağı şeklinde olabilir. Çünkü hakem meselesi gerçekten Türkiye'de onulmaz yaralara neden oldu. Ben görevden alınan, hala görevine devam eden hakemlerin de doğru bir yönetim anlayışı göstermediği kanaatindeyim. Hatta bazı hakemlerin çok da iyi niyetli olmadığı, Süper Lig'de görev yapan bazı hakemlerin, hepsini demiyorum, çok da iyi niyetli kararlar vermedikleri kanaatindeyim. Bu radikal bir biçimde çözülmeliydi ama yöntem bu muydu? Sezonun bu aşamasında bu kararlar verilmeli miydi? Bu da ayrıca tartışılması gereken bir konu. Her ne olursa olsun Galatasaray açısından baktığımızda Barcelona ilk maç bu akşam ve rövanş önümüzdeki hafta Perşembe. Arada pazartesi günü Beşiktaş derbisi. Bu üç kritik maç bütün dengeleri değiştirir ve 26 Mart'taki Mali Genel Kurulu'da %100 etkili faktörler olarak ortaya çıkabilir. Galatasaray turu geçemeyebilir belki Barcelona karşısında ama yabancı takımları yenme misyonu çerçevesinde iyi bir oyun anlayışı, mücadeleci bir futbol ortaya koymalı. En azından bunu bekliyorum Galatasaray'dan ve Beşiktaş derbisi de hiç kolay olmayacak. Beşiktaş'ta günlük performansıyla oyunu değiştirebilecek oyunculara sahip. Belki oyun açısından, teknik direktör performansı açısından çok iyi durumda değil. Ama Galatasaray bir kere yıpranmış ve yorgun gelecek. Ayrıca Galatasaray'da da çok ciddi organizasyon, oyun problemleri var. Bunları gidermek için Barcelona maçı bir fırsat. Moral motivasyonu yükseltmek ve derbiye gerçekten güçlü, yani mental olarak güçlü çıkmak için de bence Nou Camp'taki maç bir fırsat. Eğer bu maçı fırsat olarak görüp kabul ederlerse, buna göre oynarlarsa Galatasaraylı oyuncular Nou Camp'tan başı dik ayrılacaktır Galatasaray futbol takımı. Veda diyorum sizlere, sonraki videomda, yani maçtan sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.